Merhaba arkadaşlar, yeni bir tamir videosuyla karşınızdayım. Bu sefer konumuz plastik sandalye. Plastik sandalyemizin bacağı kırılmıştı. Olsun, canına sağ olsun, yenisini alırız dedik. Yaklaşık 60 TL'ye almıştık. Sonra bir de baktık ki fiyatlara zam gelmiş. Bayağı bir zam gelmiş. Onun için geri dönüşüm kutusuna gönderdiğimiz sandalyemizi geri dönüşüm kutusundan çıkarma ihtiyacı hissettik. Bakalım bunu tamir edebilecek miyiz? Faydalı olabileceğini düşündüğüm bir takım aletlerimi şöyle getirdim. Şu parçayı bunun içine destek olarak yerleştirmek istiyorum. İki parçayı bu şekilde birleştirmek istiyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? Isı tabancam var. Şöyle bir pürmüzüm var. Ve akülü vidalama var. Bu aletlerle işe bir koyulalım bakalım. Önce şu sivri olan ucu deneyelim bakalım. Tam merkezinden bir delik açmam gerek. Yalnız biraz kavisli. Onu da hesaba katmak lazım. Şu şekilde şöyle bir delik açmam lazım. Şuraya. Biraz tehlikeli de bir iş. Elimizde bunu yapmak, çok yavaş yapmak lazım. Burada yer açıncaya kadar. İşte şimdi başımız büyük dertte. Matkabımızın ucu kırıldı. İçinde uğraşıyorum çıkarayım diye ama bir türlü çıkmıyor. Bayağı bir vurdum böyle. Tam böyle sarmış, içine tutunmuş. Ne kadar bir yer var. Ne kadar derinde onu tespit etmem lazım. Şöyle. Evet, şuraya kadar geliyor galiba. Şurada. Tam bu siyah noktanın olduğu yerde bir yerde. Evet, ucu tam burada. Ne yapsak acaba? Plastiği de çok hırpalamak istemiyorum ama şuradan bir tane delik delip yukarı doğru iteklemeyi deneyeceğim. Çünkü üst taraftan çıkmadı. Bayağı uğraştım. Bir siyahlık gözüktü ama. Evet, biraz oynadı gibi. Evet, işte bu. O parça bunun içinde olsaydı hiçbir şekilde bir şey yapamazdık. Evet, şu kadar falan. Bize lazım olan ne kadarlık bir derinlik. Yani aşağı yukarı o derinliğe ulaştık. Gerisini nasıl yaparız? Bunu ısıtıp buraya çakmayı düşünüyorum. Evet, buradan da kontrol ederiz. Burayı eritip şu parçalarla kapatırım. Şu kadar girse yeterli olur herhalde. Nasıl kalın?
Ya. Şimdi burada biraz ısınsın bu. Yani bir tarafı ısınacak. Bir tarafını ısıtacağım. Sonra burası biraz daha dar. Bu mile göre. Bunu yerleştirdikten sonra çekiçle içine iyice sıkıştıracağım. İlerleyebildiği kadar ilerlesin. Bayağı da tutuyoruz. Herhangi bir kızarma olmadı. Onun için şu pürmüzü deniyorum. Şöyle daha mı iyi oluyor? Evet, buradan daha etkili oluyor. Bak görüyor musun? Evet, şu daha etkili oluyor. Kızartıyor, görüyor musun? Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Bir yandan da şöyle çakalım. Çok enteresan bir şey oldu. İçerisi bayağı bir çorbaya döndü. Belki oradan akan sıvı plastik şurayı doldurur. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi içeriden hareket eden sıvı haldeki plastik deliği doldurdu. Şuralar donmuş mu? Burası biraz zayıf oldu ağız kısmı ama alt tarafları fena değil. Evet, şurayı da şöyle biraz biraz soğusun bakalım. Daha kalın bir matkap ucu buldum. Bu matkabın yan tarafları da kesiyor ağaç ve herhalde saç da deliyor. Böyle genel amaçlı bir şey.
Şöyle biraz daha genişlettim deliği. Şuraya kadar. Şöyle bakarsak gayet rahat olur bulduğunu artık. Şimdi bunun dişlerinden yararlanarak böyle monte etmeyi düşünüyorum. Üstüne denk geliyor gibi hafif kaçabilir yanlara. Sorun değil o da. Tut böyle Bilal'cim. Zorlaştı. Bu sandalye baba 200 lira olmuş. Öyle mi olmuş? Geldik şuraya kadar. Yani. Bir tur daha döndürsek nasıl olur? Evet. Evet, bir tur daha döndürmek için buraları biraz tıraşlamamız gerekiyor. Buraya kadar geldik ama daha nasıl gideriz bakayım. Yok, biraz daha böyle kesmemiz lazım ki bir tur daha döndürelim. Bir deneyim mi? Şurada değen bir yeri var, onu keseceğiz azıcık. Şöyle. Tamam baba. Tutamıyorum. Sıkı tut. Hop, hadi. Evet. Oldu. Ancak bu kadar olur. Bundan sonrasını da bu arasını dolduracağız, ısıtacağız. Şöyle biraz alıştıracağız. Şu parçalar onunla, o parçaları oraya sıkıştırırız böyle. Evet. Buradan... Evet. Bayağı iyi. Şurayı kapatsak biraz daha yapışmış olur yüzeyler. Gayet iyi oldu. Bu ara boşluğu doldurmak için şöyle bir boru parçası buldum. Aşağı yukarı aynı plastik gibi. Şuradan böyle hafif parçalar koparıp bu boşluğu dolduracağım. Mesela şöyle. Şöyle bir parçayı. Şöyle bir parça. Alıştırabiliriz buraya. Burayı biraz ısıtalım. Hissetmeden olmuyor. Biraz da bunu ısıtmamız gerekir aslında ama neyse. Bunun yerinde ısıtalım. Sen şimdi şurada bir dur. Dur şöyle yerleştireyim. Sonra da çekip biraz vuralım. Şimdi bunu ısıtıp alıştıralım. Alıştırırken de bana şöyle bir şey lazım. Ha, tam böyle bir şey lazım. Şöyle yuvarlatmak için.
para işlemine. Zımparalamayı denedim ama zımparalama pek başarılı olmadı. Onun yerine şöyle bu parlak çelik parçayla şöyle ütüleme şeklinde düzeltme yapılabilir. Ufak tefek rötuş. Sandalyemiz eskisinden daha sağlam oldu. Önceden İçinde öyle bir parça yoktu. Şimdi daha sağlam bir şekilde kullanacağız. Son bir işlem şu yapılabilir. Görsel açıdan. Şöyle fazlalık gözüken parça. Kıymıkları, çapakları şu şekilde alabiliriz. Evet, videomuzu daha fazla uzatmayalım. Evet, bir tamir serüvenimiz de burada başarıyla sona ermiş oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.